Ettiler ki sen hakiki mumunlardan bu mahsusun, akıl egelerden. Kitab-ı sünnetini ve müctehidlerin yolunu tut dediler. Onge An'am surasından ayet getirdiler ve beni sünnetimi mahkem tutun degen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini getirip durup indi hop kitabını tutuş kanı kabul edin. Kur'an'ı tutuş kanı kabul edin. Kur'an'ı tut dediler mi? Hakiki mumun buluş için. O kanı kabul edin. İşte orada etediler. Ve'alem enne feryudata kitabillah العمل بحكمه من الأمر والنهي والخوف من وعيده والرجاء لوعده بلغن كي ديدلر بلغن كي ديب تايرلشتر دم مراد زهن برب اشتكين دي مخش تاكد لمخشلر بلغن كي الله نين كتابن زممز دي فرز ونين حكمي عمل قلش دور الله نين كتابن فرز ديان الله نين كتابن نسبتا بزغ فرز بولغن نرسه نمه Kur'an-ı Kerim'ni mesela okuş mu, okutuş mu, yadlaş mı, yadlatış mı, yayınki başka iş kılış mı? Hem eskir edin. Lekin bu kişi esasi emel için yazıyken için bu kitap mı? O şey mevzuge urgu veriyorlar. Kur'an-ı Kerim'nin hükmüge emel kılış. Büyülükten bugün, kaytarlıktan bugün hükümlerige. Yani mesela namazı oku digen olsa namazını okuş. Namazını hafizu ala salavati, namazını saklayınlar digen. Demek namazını saklaşlık. Vagdud min savtik, avazini paslet degen. Bakırmaslik bir onun yüzüge. Ve la tusair khaddeke linnas. Yanağını adamlarga buruşturma, buruşturma degen. Demek adamlarga bir gezerip karış, yani ki burnunu kötarıp karış caiz mesleği. Mesela. La tuşrik billah, Allah'a şirk keltirme. Degen. Ve'bud rabbeke, Rabbinge ibadet kıl degen. O hakkası. Hemesige amel kılış. Buyruklarige ve kaytarıklarige. Bu buyrukları ve kaytarıklarige degen cayı şu. Kıl ve kılma degenler. İkelesi hem Allah'ın hükmü böyle. Bu yedeki hükümden murat şer'i hüküm. Şer'i hüküm ne mi dese Allah subhanehu ve teala'nın mükellef bendelerge hitabıdır. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين مكلف دي يعني كم؟ أقل لي بلغت كيتكن إنسان أقل ويعشر بلغت كيتكن أدم وايه كيتكن أدم لرن وايه كيتكن لرنين إش حركت لرقة على قدر الله نين خطابدر خطابدر دي يبت قيتارغ بوسن بيروغ بوسن باشكس بوسن تلب قلب خطابين بوسن برنسان Kıl kımakın deyip yani ihtiyar bergen bolsun yani şer'i kaidelerini koyup bergen bolsun. Mesela gün çıkkanda bamdat okuladı diyen okşigen. Tam atken de. Gün çıkkanda bamdat toktaydı vakti diyen. Okşigen. Bana şunlar hemen Allah'ın hitabı oladı. Allah'ın hükümü oladı. Ana şu hükümlerini nazarda tutuyordular. Bu yani usulilerini tarifi diye. Bu yerde aynı o tarifte etmek için bu meselelerim Lekin o şey mananı etmek için, yani Allah-u Teala'nın bendelerine kaletilgen bir ruhlarını, kaytarılarını beceriş Kur'an-ı Kerim'den. Kur'an-ı Kerim'den bizi zimmemizde vacib bulgen birinci emir. Kengiz şey وَالْخَوْفِ مِنْ وَعِيدِهِ وَالْرَّجَاءِ لِوَعْدِهِ Vaid bar, vaade bar. Vaid korkutu bulan birer yakımsız nersanı buluşunu, haberini veriş. Tehdit bilen. Bunda kısın, dozakı süresen. Bunda kısın, azaplayman, degen koşuyen. Şunlarlayım, vaid ne mi? Haberini veriş. Yani, birer narsaya tehdit yüzesinden, bunda kısın, bunda kılad deyip, yamallikini vaada kılış. Kıskara açtık, yamallikini vaada kılış desigen bulan. Vaad bar, o yakşilikini vaada kılış. Namaz okusun cennet, Kur'an yöntlesin cennet, falan iş kısın cennet, falan işten kaçsın cennet degen. Bunlar vaada değil. Demek vaada var, vaid var Kur'an-ı Kerim'de. Yahşiliklerini vaada kılışı var Kur'an-ı Kerim'de. Yamalliklerini vaada kılışı var. Söyleyeyim. Şimdi şu ikilesine nisbeten alahide münasebet buluş gerek. Vaidge nisbeten havf, vaadege nisbeten umid. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir nerseden kaytarıp tehdit kılınken bu soğuşundan korkuş. Mesela وَاتَّقُوا النَّارِ اَلَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Kafirlerge teyirlep koyulgen alavdan, dozaktan korkuyun.
saklanın. Degen bolsa şundan korkuş. Yoyinki ve emma semud fe hadaynahum fastahabbu'l ama ala'l huda fa akhadathumus sa'iq. Sa'iqatu'l azabil hum. Samud biz ularni hidoyat qildik, Samud qavmini ya'ni. Ular hidoyatni qo'yib ko'rlikni tashladi. Ularni keyin qisqiriq tutdi, hammasi halok bo'ldi. Shundan demak mutaassiblik yomonligini bilib olamiz. Hidoyat kelganda o'zimizni ko'r qilib, ko'zimiz yumalib, quloqimiz yopib olishligini, noto'g'riligini bilamiz. Bu bizni halokatga olib borishini bilamiz. Mana bu vaiddan qo'rqish. Tushunarlimi? Va hokazo. Wal imani bi mutashabihi, mutashabihlariga iymon keltirish. Muhkamlari bor, mutashabihlari bor Qur'oni Karim oyatlarining. Anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat humna ummul kitab ve uharu mutashabihat. Allah subhanahu ve taala sizga kitobni tushirdi, nazil qildi Qur'on. Unda kitobni asosi ummul kitab degani, humna ummul kitab degani muhkamotlar bor. Muhkam degani aniq belgilab qo'yilgan, qat'iy degani. Ma'nosi qat'iy, aniq aytilgan, mustahkam bayon qilingan muhkam oyatlar bor. Kitobning asosi shu. Ummul kitob degani kitobning asosi shular. Va uxoru mutashabihat, yana boshqa oyatlar ham bor, muhkam bo'lmagan. Ular mutashabihdir. Mutashabih degani nima degani? Bir necha ma'noni o'z ichiga, bir necha ma'noga dalolat qiladi. Undoq desa ham o'sha ma'noni maqsad qilayotganga o'xshaydi, bundoq desa ham. Shularga oyat iymon keltirish. Masalan alif lam mim. Nima degani? Alif bitta harfning nomi, lam yana bitta harfning nomi, mim yana bitta harfning nomi. Nima degani? Bilmaymiz. Alloh shunday nozil qilgan. Lekin tafsirida ulamolar juda ko'p gap aytishgan. Ammo birortasini aynan shu boshqa emas deb bo'lmaydi. Ana muhkamni aynan shu maqsad qilingan deydi bir oyatda. Bundan boshqa emas deb ayta olasiz. Yoki buni ma'nosi aniq shunga dalolat qiladi deb ayta olasiz. Ammo mutashabihdachi? Unda bo'lishi ham mumkin, bunda bo'lishi ham mumkin. Azhar sharifda o'tgan asrni katta ulamolardan bittalari Qur'oni Karimni tafsirini qilar ekan. Hamim fusilatga kelganlarida tafsirdan. Har kuni 1 soat ming qancha ham dars oladi endi 1 soat ming soat. Talabalar tahsir shu Hamimni bir tafsir qilib bersiz deyishdi. Desa o'kishatlarki bu harf hurufi muqatta'a deyiladi, ya'ni hurufi muqatta'a ma'nodan uzilgan harflar deya mana. Nuroniya ham deb qo'yishadi. Aytdilarki, bir haftalik bo'lsinmi? Bir oylik bo'lsinmi? Bir yillik bo'lsinmi debdilar. Tafsir. Desa ular o'rtachasi endi bir oylik deb tanlashibdi. Ha mim ikkita harfi kitob mufassilat keyin. Ha mim shuni bir oy tafsir qilgan ekan. Keyin oxirida aytgan ekanki, bu sizlarga qisqartirib aytganim debdi. Va bu mana shu fussilat hamimni tafsiri. Yana qoya 6 ta hamimniki boshqacharoq debdi. Ana shu darajada katta ilmlarga ega bo'lishgan ulamolar. Xo'p, shu qaydan kelgan shu shuncha ma'no desiz, o'sha tayin topmagandan Allohning murodini topishga urinish hammasi. Alloh taolaning mana uni iroda qilgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, alif da alif Allohning ismidan ramz, lam Jibrildan ramz, mim Muhammad alayhisalomdan ramz. Deyishadi misol uchun ba'zilar tafsirda. Yoki alif lam mimdan murod, yoki boshqa muqattaat harflaridan murod, mana shu harflar bilan biz Qur'oni Karimni nozil qildik. Shu harflarni o'zidan sizlar gapirishayotgan harf. Shundan sizlar ham Qur'onga o'xshagan bitta kitob keltiringlarchi. Agar buni Allohdanligiga gumon qilsanglar, deganga o'xshagan tanbehlar va hokazolarni aytishgan. Ana shu oyatda mutashabih alif lam mim ma'nosini bilmayapsa, lekin shu bo'yi iymon keltirasa, shu vojib. Qachonki bilsam keyin iymon keltiraman demaymiz. Nimaligini? Yo'q, shu turishida Allohdan nozil bo'ldim, shu bo'yi qabul qilamiz. Ana endi tafsiri Allohning maqsadi, murodini bilishga urinish ijtihod uyoq bo'lishi mumkin. Ammo biz uni ijtihodiga kirishdan oldin uni tushunish, tushunmasligimizdan qat'iy nazar qabul qilamiz. Shunga o'xshagan yana boshqa mutashabih oyatlar bor, ularni ham boricha qabul qilamiz. O'zgartirmasdan qabul qilamiz. Tushunarlimi? Mana shu, demak Qur'oni Karimni oldidagi bizni zimmamizdagi farz buyruq qaytarig'larini qilish, qo'rqitganidan haqiqatda qo'rqib,
va'dalaridan haqiqiy umid qilish hamda mutashobihlariga iymon keltirish. Oli Imronda o'sha mutashobih oyatlar haqida gapirganda mutashobihlar bor, muhkamlari bor dedi. Keyin aytadiki, "Fa'ammal ladina fi qulubihim zayg'un fayattabi'una ma tashabaha minhu." Qalblarida egrilik, toyilish bor kishilar muhkam oyatlari qolib, mutashobih oyatlarning iziga tushadilar. Nima uchun? Ibtigo al-fitna. Fitna qilish istagida. Va ibtigo ta'vili aniq ma'nosi ta'vili, ya'ni buni voqeligi tatbiqini bilaman deb yoki aniq ma'nosini bilaman deb. O ma ya'lamu ta'vilahu illa Alloh, uni ta'vilini Allohdan boshqasi bilmaydi. Va rasikhuna fil ilm, ilmda mustahkam bo'lgan kishilar hammasi Rabbimizdan deb iymon keltiradilar. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ yukarıdaki ayet albab hakkında yapılgan değil mi? Hakkında. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ fakat akıl egeleri yine, lub egeleri yine, yani anlı kişiler yine isletme aladılar. Ve şu ayet-i kerimede müteşabih ayetlerini ketige düşüş kalbide egrilik borliginin kalbi zelaletke ketkeninin bilgisi iken ne etedir? Çünkü biz ayetemiz ki qaysi musulmonni ko'rsa aqidasi nima deb keyin o'sha Alloh istivoni ma'nosini so'rab Allohning qo'lini nima deysiz deb shunaqa imtihon qilish shu qalbida egrilik borligini belgisi shu. Zalolatga ketganining birinchi belgisi shu. Qalbi fitnaga tushgan uni. O'sha uchun fitna qilib yoki odamlarni sinayman deb mutashobihlarning iziga tushadi. Qur'oni Karim bayon qilib qo'ygan mutashobihlarning iziga tushganlarni bilavering o'sha zalolatdagilar ishlar. Aqidani ham o'qitganda o'sha toifadagi odamlar birinchi bo'lib Allohning birligini, ko'ruvchiligini, boshqa sifatlarini o'qitib kishilarni isloh qilish, isloh bo'lishi uchun o'qitmaydi. Balki birinchi bo'lib mutashobihlardan boshlaydi aqidani. U o'sha o'zini qo'ygan qoidalari asosida ummatning 90%ini bid'atchi qilib chiqadi. Hozirgisini ham, 1000 yillik tarixini ham. Biz aqidani haqiqisini yoyapmiz, tavhid yoyapmiz degan yolg'on da'vo bilan odamlarni keyin aldaydi. Mana shu kayfiyatni o'zi bilavering, o'sha odamning qalbida toyilish bor. U odam ilmli odam emas. Ammo ilmda rostiq bo'lganlar unaqa kirishmaydi. O'qiydi, tafsirlarni o'qiydi, o'rganadi, ming xil ma'nosi bo'lsa ming xil ma'nosini o'qiydi. Lekin bu bilan odamlarni hammasini elaydan o'tkazaman deb urinmaydi. Ben bir kişiye Kur'an okup vergeni borsam, Kur'an okup vergeni bordum o'z. Bu şu yerde. Birinci kiyen payetimde, falan için tacvidi zor diyorsudu, bordum. Borsam, ben Kur'an okup vergeni kiyen mi? Mesela bizge bırak kese Kur'an okup vergeni. Kaç okuyansan, neç para okuyansan, kaç atlagansan, boldu. Kaç iden okup vergen, neç gün kele alasan, kani tilavat kıl ki, hariflerinde falan cadde nuksan barakken, tacvidi bunu nakılamız, bunu nakılamız, kırağı takıda yapacağımız de. O birinci sovali akideden de mi okuyansan diye başladı. Diyordu, bildim, o adam o şuna kadar kalbinde zayıf var adamlardan ligin. Keyin gaplaştım, cevap verdim, hulas. Keyin nasip olmadı, ben uzak ketip kaldım ondan keyin ucaydan. Keyin Saudiye'ye borganımda ham, bir de şu dedi, ahli ilimlerden bir de şu yerli kettelerden bir tanesi bilen görüşüldüm. Şu yem, akideden de mi okuyan sen deyip kaldım. Adi mimar kesi, kayda okuyam sen de, işte, palancayda deyse, akideden de mi okuyan sen deyip, birinci akideden soru yaptı. Yomon narsa emas o'zi aslida qarasangiz, lekin bu odamning qalbida o'sha shubhalar aylanayotganini belgisi. Va mutashobihlarga band bo'lib ularning iziga tushganini belgisi. Bu esa u odamning qalbida toyilish borligini belgisi. U odamning qalbida egrilik borligini belgisi. Musulmonlarni shuna qilib bid'atchiga, kofirga chiqarishga urinish shu qalb adashganini belgisi. Ammo solihlarchi, ahli sunnatchi ular aqidani Alloh subhanahu va taologa bandalik uchun o'rganadilar. Alloh taologa bo'lgan muomalani to'g'rilash uchun o'rganadilar. Birovlarni taroziga tortib, hammani bid'at chiqarish uchun emas. Yoki odamlarni fitnaga solish uchun emas. Tushunarlimi? O'shuning uchun mutashobihga iymon shart. Bu iymonni shart qilayotganlarini boisi ba'zi toifalar chiqqanki, aqlimizga to'g'ri kelmasa olmaymiz degan. Mutashobihni tushunmasa olmaymiz. O'shalarga raddiya bermoqchiki, mutashobihga ham iymon keltirishin shart. Shuningdek, yana ba'zi toifalar chiqqan Qur'oni Karimni zohirini olamiz, Qur'oni Karimni borini zohirini olamiz degan da'vo bilan
Allah Teala'nın insanga o'xshab tasavvur qiladiganlar bo'lgan, mushabbihalar, mujassimalar chiqqan. Ular mutashabih oyatlarini albatta tushunishim kerak, albatta men tasavvur qilishim kerak deb o'ylaydi. Tasavvur qilmaguncha iymon keltirmaydi. Narga toifa bilan ikkalasi bitta tanganing ikki tomoni, oldi orqasi. Oldingi toifa tushunmagan uchun iymon keltirmaydi. Bu tasavvur qilmaguncha iymon keltirmayman deb, tasavvur qilib iymon keltiraman deb tasavvur qilishga urinadi. Ikkalasi ham adashgan. Mutashabihda Alloh taolo bandalarning aqlini imtihon qiladi. Alloh taologa so'ziga modam iymon keltirdingizmi? Aqlingizni hakam qilmasdan iymon keltirishingizni imtihon qiladi. Agar siz aqlim ko'tarmayapti deb qabul qilmasangiz ham aqlingizni hakam qilayotgan bo'lasiz. Tasavvur qilishga urinsangiz ham aqlingizni hakam qilayotgan bo'lasiz. Chunki Alloh taolo aqldan ustun va insonning tasavvuriga sig'maydi. Tasavvur qilaman deyishi tasavvur qilib iymon keltiraman yoki ma'nosini aniq belgilab iymon keltiraman deyish ham zalolat bo'ladi. Nimaga? Chunki uni ham aqli taslim bo'lmayapti. Illa o'zini tasavvuriga taslim bo'ladi. Allohning mutashabih oyatiga emas. Ana ikkala toifaga ham bu kishi raddiya beryaptilarki, ikkala toifaga ham tanbeh beryaptiki, mutashabihga iymon keltirish, na uni yo'lini tuting, na buni. Balki boricha iymon keltiring. Tasavvur qilmasdan. Alloh taolo bildirgancha arab tili dalolatlari bilan tushunish mumkin. Lekin ma'noni belgilab tasavvur qilaman deyishga urinilmaydi. Wa li'tibari bi qisasihi wa amsalihi. Qissalariga va masallariga, zarbul masallariga e'tibor qilib shulardan ibrat olish. Qissalaridan va zarbul masallaridan ibrat olish. Qissalar masalan deylik, Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom qissasi. Musa alayhissalom Xizr alayhissalomni istab bordilar. Alloh taolo buyurdi: "Pistavatga baliq sovolasan, ikki dengiz qo'shilgan joyga borasan, o'sha yerdan topasan" dedi. O'sha qissani boshida nimadan boshlandi? Musa alayhissalomni va'zlarini eshitib, u kishidagi ilmlardan qoyil qolgan kishilardan bittasi turib so'radi: "Ey Musa, dunyoda sizdan ko'ra olim odam bormi?" deydi. U kishi o'ylab turib, "Yo'q" deyvordilar. Shunda Alloh taolo u kishiga tanbeh berdiki: "Sendan olim bor, sendan ko'ra ilmlisi bor." Deydi Musa alayhissalom: "Ey Parvardigor, tavba qildim. O'shanga meni dalolat qil, o'shanga topayin o'shini." Keyin o'sha Alloh taolo ishora qilgan joyga bordilar. O'sha yerda Hizr alayhissalomni ko'rdilar. Va u yog'i uzun hikoya. Shu hikoyani masalan o'qidingiz. Birinchidan nimani o'rganamiz? Musa alayhissalomni shunchaki biroz so'ragan savoliga bergan o'zini bilgan xabarini berganlarida ham o'zlaridan ko'ra olim odamni topolmasdan yo'q deganlari ham Allohga ma'qul kelmagan. Haqiqatda olim bo'lsalar ham. Chunki Alloh bilan gaplashgan odam qanaqa ilmga ega bo'ladi, o'zingiz o'ylang. Bitta olim bilan bir soat suhbat qursangiz qancha ilm bo'ladi? Alloh bilan gaplashgan, bir necha marta gaplashgan odamni, sirlashgan odamni ilmi qanaqa bo'lib ketishi mumkin? Haqiqatda o'zlaridan ko'ra olim odamni bilmaganlari uchun shunchaki xabar berdilar, uni ham so'ragani uchun. Chiqib olib, "Mendan olimlar yo'q" deganlari yo'q. Shu ham Alloh subhanahu va taologa yoqmadi. Bundan biz olamizki, "Men olimman" deyish noto'g'ri. Allohga yoqmaydi. O'zini olim his qilish Allohga yoqmaydi. O'zini boshqalardan bilimdan tuyish Allohga yoqmaydi. Mana bitta ibrat olamiz. Keyin Musa alayhissalomga "Sendan ko'ra ilmli bandam bor" deydi. Musa alayhissalom menga dalolat qilib o'shaga boraman dedi. O'sha kishini oldiga boraman, ilm olaman. Qarang, Alloh bilan necha marta gaplashib qancha ilm olgan odam dunyoda haqiqatda o'zidan ko'ra olim odamni topolmagan odam o'zidan ko'ra olim bitta odamni eshitib qopdi-da o'shanga ishtiyoq bildiryapti. Demak, biz o'zimizdan bir pog'ona, bir ikki yillik baland odamni ko'rsak ilmda o'shanga talpinadigan bo'lishimiz kerak. Payg'ambarlarning axloqi shu. Muso alayhissalomga nima kerak edi? Payg'ambarlik bor, Tavrot bor, vahiy bor. Nima kerak edi o'sha odamni oldiga borib ilm olishdi? Ilmga tashnalik payg'ambarlarning axloqi ekan. Ilm izlash payg'ambarlarning ishi ekan. Va ilmga to'ymaslik payg'ambarlarning odati ekan, axloqi ekanini ko'ramiz. Va Alloh taolo Xizr alayhissalomni palon joyda topasan deb oson joyda aytmadi. Ikki dengiz qo'shiladigan joy uzoq joyni aytdi. Musa alayhissalom ketdilar. Laqad laqina min safarina hada nasaba. Bu safarimizda juda qattiq bir mashaqqatga qoldik deb aytdilar. Demak, ilm mashaqqat bilan olinadi. Olim ham xotirjam bo'lib menga mana shu ilm yetadi deb to'xtamas. O'zidan ko'ra olimni topsa, o'shini oldiga borib tizalab o'tirsin. Menga yetadi degan gap, degan odam, o'sha odam tugagan bo'ladi o'zi. Va ilm yo'lida mehnat qilinadi. Alloh Musa alayhissalomga osongina topishini muyassar qilib qo'ymadi.
Sefer kılıp meşakkat çektiler. Bitti alınma aldı ki barış için. Evet, köylesin bana şunu diye ibret alış. Kıssalardan ibret alış şu. Mesela her bir hayattan onunla ibret alışız olurdu Kur'an-ı Kerim. Kıssalarda. Ve meselelerden. Meseleler kanaka. Mesela daraballahu meselen abden memluken. Ve daraballahu meselen raculeyni. Ve darabna lekumul emsel. Ve kad mekeru mekrahum. Ve hakeza. Allah Teala zarbul mesel kettirgen bir kançı. Mesela ayet dedi ki Allah sizlere bir de misal kettirdi diyor. Hiç neseye kadırmaz korudan hiç nese kim edigen bir kulu ve huve kellun ala mevla hacesine yük eyneme yuvecihu la yeti bi khayr khayrge barmasın kuludan yakşilik kimi hel yestevi huve ve men ye'muru bil adil o şey nakes bilen notavan bilen adalet ki buyuruyken deyin bu ne? De misal kildiler. Yani Allah Teala bu bilen özü bilen başkalarını ya ki Muhammed Aleyhisselam bilen başkalarını kiltirgen nerselerini soruşturur. Min şürgen Kur'an kaydı yok. Sıla tapıgan nerseler kaydı. Min yuborgan peygamber kaydı yok. Sıla ilgeçekken adamlar kaydı. Degen misalına etiş şu ayda. Ve hakaza. Bana bunlardan ibret alış. İbret ne bilen bu? İbret bir vakiyeden özünüzge hulasa alasız. O şey hulasa. O şey vakiyedeki faziletini hasıl kılış, kemçilikten uzak buluşka ap keledi. Şu ibret bunu. İbret alış. Bunu onu mesela bir yoldan ketiyetip kakıl gelini kursuz karanlı yolda. Yargı yürüz. Yargının çırağı barını tapıp yürüz. Tayin ki onun göğüsü tayılmazlık için. Şu ibret alış. Peki kakıl gelini kuru vakasından barsayız, ibret almakken buluz. Köreyken bu size. Bunu umurunu israf kuyanı için mesela atamız hafız kılıyordu. Ya ki mesela ben sizlerdeki yapıramı. Ben ömrüm köp kısmı israf boyan değil mi? Misal üç. Sıra israf kumiyeler değil mi? Çünkü ben palan palan yılda palan narsa kıyam ben, palan vakti ötküzgem ben. Uşunun önüne palan 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 narsalarını okusam, yakşarak adam bulardım değil ben sizlerge. Köp eğitim ben buna geldim. Uşunun önüne eşitip ibret alışız gerek ki, uşu biz kıyan hatanı kımasak biz gerek. Ben aşı ibret alış burada. Diyor ki, eşitip hud doğuşunu kaytarış, bu ibret almaz değil, bu bilim, bilim var, lakin ibret alışmaz. Demek, İbret alış, bilim alıştan başka neresi? Kıssalarını bilim alış, örgenişmez ibret alış. Belki ondan hulasa yasab, şünge yerleşe, hareketleniş ibret alış böyle. Demek Kur'an-ı Kerim'in farzlarından dur zimmemizde. Kirtirgen kıssalarından ibret alış. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, ben bu yerde koşum çakmak için ben, bu kitapta hazır, şu, buna misallarını ettiler. Bundan taşkara hem, kub nersene alışımız mümkün. Kur'an-ı Kerim'de her bir ayetinden onlar belki yüzler manalarını çıkarış mümkün. Kur'an-ı Kerim cüde kette ilim. Siz ona Özbekçe tercümede okuvalıp yayınki bir kişinin ayette etken tercümesini eşitip Kur'an'ı barış uyuyorken de buylamayın. O lafızlarının zahiri manalarının bir nev ifadesi halas. Ama astıya kirseyiz, bu dengizge şunluğusayız, bir de ayette aslında şunu bulsayız, keşkeşe çıkanmasınız mümkün. Şu kadar çukur manaları var Kur'an-ı Kerim. Tefsirlerini okusayız, inşallah vakti gelip o şunlarlarına yetken yerlerde anlayasılır bunu. Ve Kur'an-ı Kerim'den Allah-u Teala bendeki alahide ilim birisi, o alahide nersi. O kitapta yok ilim mi beledi Allah bendeki? Kur'an-ı Kerim'e eğer aşınan olsa, kitaplarda yok ilim mi hem beledi. Hazreti Ali yetkenleri deyik, raziyallahu anh. Kur'an-ı Kerim'in uzdan çıkadı o şey ilimler. İbn-i Mesud raziyallahu anhu etkenler ki Kur'an'ını titkilen onda evvelgiler o ahirgilerinin ilimleri var degenler. Kur'an'ını titkilen onda evvelgiler o ahirgilerinin ilmi var. İbn-i Abbas raziyallahu anhu etkenler ki tüyemnin erkanı yokalsa kelamullah'dan tapamen degenler. Tüyen erkanı degenlerse var mı Kur'an'da? Tüyen erkanı yokalsa falan cahidan tapasız degen cahid var mı? Yok. İbn-i Abbas'ın tüyesi hakkında gel var mı? Yok ki o kişinin tüyesinin erkanı hakkında gel var mı? Yok. Lakin çıkarsa bularken buladı. Biz topanmayıp biz ilmimiz kasırlı giden o. Kur'an-ı Kerim huden, hidayettir. Hemen arasında gönderiş verip koyuyor. Şunu tapışken ilim gerek, akıl gerek, hidayet gerek halas. Karın İbn-i Abbas raziyallahu anhu şunu dedi gelir. Bu bizge Kur'an-ı Kerim'ini organizde hala aldığımızda köprü nerse varlığını kursetti.
Yani Kur'an-ı Kerim'ge amellerdendir. Mesela bir ayette geldi, ayette geldi ki bu narsada inne fi zalika la ayatin li kavmin yetefekkerun mesela. Fikir yürütücülerge ayet bilgiler vardır dedi. Nimaga belgi var? Allah Teala'nın delalet kılgıcı bilgiler var. Kendi delalet kıladı. Zatının varlığına, sıfatlarının kemaline delalet kıladı. Bendelerge bendeler bile muamelesi, mahluklatlarge münasebetini hem kürsetedi. Bana bu derslerini tefekkür kıyan kişiler bile dedi. Ayetler şunlar, yani ayet vardır diyen delalet kılgıcı bilgiler var. Ayet deyip ne anlatıyordu? Mesela siz yolda ketiyken bu siz Kahire'ye çepke Asyut'ke onge, Taşken'ge doğru'ge deyip koysa misal şu o şeyler bilgiler Kur'an-ı Kerim'de şuna kadar kürsetkiçiler var o şeyler ayetler ayetinin içinde şuna kürsetkiçiler var, şunlar ayet o kürsetkiçiler size Allah'a abaladı Allah'ın sıfatlarını bilişke abaladı Allah'ın mehlukatlarına nisbeten münasebetini bilişke abaladı Allah'ın tanışke abaladı kainatını engleşke abaladı İnsanla engleşke abarat. Cüde köp ilimge abarat. Şüphe itti indi Kur'an'ın amel cümlesindendir. Tefekkür kılgenlerge digen cahide tuhtap tefekkür kılış. Akıl yürütgenlerge digen cahide tuhtap akıl yürütüş. Alimlerge digen cahide tuhtap. Yani ki o şu ayetini aslıdaki ilimlerine örgenişke uğrunmuş. Yani ki şu ayeti düşünedigen derecedeki alim buluşke uğrunmuş. Hemez Kur'an-ı Kerim'ge amellerdendir. Yani ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala özünü tasvirleydi. Yani sıfatlarını. İmam-ı Cafer etkenler ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belli kılgen. Yani özünü nasıl kılgen. Adamlar görmeydi halas diye. Siz kul huvallahu ahad de Allah Teala'nı yaş görez. Yaş yine tanıyorsunuz. Tevhid suresi, ihlas suresi. Allah'ın vasıfları, sıfatları geledi. Tebbette ki. Tebbette hem Allah'ın marifeti var. Ebu Leheb'i ne için Allah Teala lanetledi o suresi? Kolu kurusun dedi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık yiyen için. Bu yerden Allah Teala'nın bendelerine muamelesini bilmeliyiz. Allah uzunu bendeleri için ölçü alarken diyen. Yani Allah'ın tanış cümlesi de marifet cümlesindendir bu. Tepesi de gideceğine etti mi? Allah'ın nusreti kilise, fethi kilise, tesbih etin. Rabbizge hamd etin dedim. Demek Allah Teala bendesine bilgen nimetini üstüde onu zikir kılışına alarken. Keyin fath kelsa, nusrat kelsa, tasbihga, hamdga o'ting, tavbaga o'ting dedimi? Demak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga vazifalari bitishi bilan Allohga forig bo'lishni buyurgan ekan. Demak, olimlar ham Alloh ularga ilhom qilib yuklagan vazifani o'tab bo'lganlaridan keyin odamlar bilan mashg'ul bo'lishdan to'xtab, o'zlari yolg'iz Alloh bilan ko'proq bo'lishlari lozim bo'lishiniga ishora borligini ko'rsatadi. Allah Teala bendeden nimet talep kılırken kursatıdır. İzlerce de o nesneleri yok. Lekin şu mana tekide var. Görüyorsun, bana şu nesneleri hem amel kılış bulur. Yani ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Rahmet, rahmet, özünü rahmet sıfatı bilen başladı. Demek her işinin başında biz rahm bilen başlaştık biz. Her işinin başını rahmet bilen, galizlik bilen, kupallik bilen, yani ki bir nakuşluk bilen emez. Belki rahmet bilen başlaştığımızı kursaydı. Birbirimizde bütün mahlukatka rahmet şefkatli buluşumuz lazım dediğini kursaydı. Ve herkese Kur'an-ı Kerim'ini okusayız başına ahir geçe Allah Teala'nın zatı, sıfatı nemayan böyle. Elbette hakikatini tasavvur kılamayız. Lekin siz Allah Teala'nın barligini ve kendi zatı ikenliğini anlayalınız. Allah gafurur rahim dedi mi? Keçirimli dedi mi? Keçirimli buluşumuz gerek. Kur'an-ı amel cümlesinden dur. Allah'dan keçirim sorun, Allah keçiredi deyse, keçirim sorasız bitti amel. Keçirim sorakenin keçirişi, ahlakını alıp keçirimliği buluşuz bitti amel. Bu hakikası. Bana şu derslerini bu kişi nezarda tutuyabilir. Kur'an-ı Kerim'in bizi zimmemizdeki farzları şunlardan ibaret. Ve şu kebi. Edebiler ki, فَاِذَا اَتَيْتَ بِذَٰلِكَ Eğer şu işini becer alsın, Kur'an-ı Kerim'de şu işini becer alsın. فَقَدْ خَرَجْتَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ اِلَى نُورِ الْعِلْمِ Cehalet zulmetlerden, ilimsizlik zulmetlerden ilim nuruna çıkıp sen.
İlimi tarifini ilgiliyem etkemiz. İlim nur deyip temsil kılın yaptı. Cahillik zulmet deyip temsil kılın yaptı. Ne mi uçun deyse? Özü ilim ne köz bilen köre diyen çırağın nur başkan nurmez o. Yani ki cahillik hem kap kanıngılık mez, zulmet mez. Özü aslında köz bilen köre diyen. Çırağlı adam cahil olup, hunik adam, kap kara adam ilimli buluşu mümkün. Mesela. Appak adam cahil. Demek bu köz bilen köre diyen nurmez. Lekin kaysi cahitinden uçşatı yaptı zulmet, zulmetke ve nurge ilim bilen cehalet. Dese etledi ki, adatta zulmette demeler sadır buladı. Zulmette insan hakik etkenini bilmeydi. Kap kalan o vakitte bir sahra göreyim. Ya ki şu adı köçe deyem. Olmaz zulmette çömeyin de. Adı yüz içi de. Milt etken çırağı bulmasa, kayak kayırıştı bilmeyiz. Yüles, hakik etkenizi bilmesine yüles. Ve hatarlıyı buladı. Yürüşümüz, turuşumuz. Kayırda ne varlığı niye bilmeyiz? Bırak insanın hakikatini anlamayız. Bir iş kısayız, elbette hata kılayız. Kadem basıyız, elbette hata basıyız. Ama yarık bulsa şey o şu. Her bir nesneni kılayız. İgneni hem kılayız. Hemen nesneni anlayız. Kolu yağınız, bilim esasında hareketlenir. Onge varsanız, bilip basasız onge kademi. Çapke basanız, bilip basasız. Yolda ayağınızı tek ediyorsun ki, igne türüyen bulsa ayağı kısan çelediyorsun, basmayız. Afiyette, selamette bulayız. Şu nokta, şu nokta yani şu cihetten ilim ve zulmet, ilim ve cehalet, zulmet ve nurge okşatılıyordu. Alim adam, şu yarık yüde oturgen adam yani yarık yolda yürgen adamdaki hatırcam, istirapsız ve anık ilim, bilim bilen kadem bası. Cehal adam her köşeye öz nuru görüyordu. Şimdi sen Kur'an-ı Kerim'de eğer büyüğü kaytarıklarını bilsen, vade vaidlerden havfu raca hasıl kısayın. Ve müteşabihlerine iman keltirip, kısalardan ibret alıp meselelerden ibret aladığın bu sen. Şu işti kılalsın. Demek, sen zulmetlerden nurga çıkıpsan. Demek ki zulmetlerden dedi. Kur'an-ı Kerim'de hem uçuşundaydı. Yani. Az ki pastekeledi o şu ayet. Zulmetler köp nur bitti. İşletledi. Anvar demeydi. Yukarı kuyudaki ayette okuyumuz onu. Şimdi bu narsalarını hasıl kısayın degenden şimdi biz ki saval tuğuladı. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz zimmemizde farz kıyan narsa buyruğu kaytarığını kılışırken kaydan bilemiz ne bana buyruğunu kaytarırken. Onge ilim gerek. Kaydan düşünemiz kısalarını onge ilim gerek. Kaydan anlayemiz meselelerini onge bilim gerek. Demek bana şu zulmetlerden nurge çıkasan dediler mi? O şey haletke zulmetlerden nurge çıkışı için biz Kur'an-ı Kerim'le organımız. Ve hemen ilimlerini okuşumuzdan murat hem şu. Biz okuyken ilimler Arap dili olsun, Kur'an'ı yadlaş olsun, fikh olsun, hadis olsun hemmesi aynı şu maksatki erişiş için. Kur'an-ı Kerim'in hidayetini hasıl kılış için. Rabbimiz bize nime diyekkenini engleş için. Bizden nimenin soruşunu, nimenin talep kılışını biliş için. Demek biz hazır talep ilimde ikenimiz, nur sarı kadem basıyken adamlarımız. Ben ne zaman Kur'an'ı tüketip koyup, kurtulup, kim bir meze kılıp hala kendimi kılaman diyen adam, Kur'an'ı okumasından tutat koyuruş gerek hazırdan. Kur'an-ı Kerim'in okuştan, yardılaştan murat, ondaki Rabbimizin bizge hitaplarını engelleyip, onge vas yaşaş, o şunge muvafık yaşaş ki. Tayin ki nurga çıksın bende, tayin ki kıyamette hem zulmettemez nurda bulsun. O adam zulmetten nurga çıktı bu diyebdiler. Yine koşumçası şu ki, şek azabıdan yakin rahatıge çıkardı o adam. Bilimdeki işanç derecesiye karar, bilimdeki işanç ve tesavvur haletiye karar bölünedi bilim. Bir nesnenin yüzge yüz bilseyiz, yani mesela diyelik bana şu asirini, mesela şerbetini mango ikenini anık bilseyiz. Ve o hakikaten mango bulsa siz, mango deyip anık biliyorsunuz. Ve o hakikaten mango bulsa bu ilim bulur. O bunga dalilize bulsa. Yani ki iPhone, köpürat telefonunu misal getiremem. Yaşında köpürat telefonunu yakışık görgenim için. Mesela
iPhone'ni ko'rsatsam, bu nima desam, bu telefon deysiz. Qanaqa telefon desam, iPhone deysiz. Yo bu Samsung emasmi, yo Samsung emas deysiz. Balki Samsung dur desam, bo'lishi mumkin emas deysiz. Chunki iPhone deb yozib qo'ygansiz, o'qib turibsiz va tanisiz iPhone'ni. Dalilingiz bor va qat'iy ishonchingiz bor. Biror foiz kamaytirish mumkin emas. Kelib kaltaylasa ham, yo iPhone deb turaverasiz. Rosa bo'lmay qolsa, Samsung deb berasiz, lekin ichingiz iPhone deb qolasiz. İşançız bura uzatır olmuyordu. Bunu yüzge yüz işanç dediğimiz şunu yakin deyildi. Yakin degeni tebirenmez degeni. İlim degen de şu çüşünüledi. Hakiki ilim. Yani birinciden vakıge doğru muvafık ve siz onu vakıge muvafık bilesiz. Daliliniz var ve kat'i işançınız. Yani şu iPhone misal için kendisizge bir kişi soru veri yaptı. Bu kanaka telefon bu ne deyse ömrünüzde telefonunu görmekansın ya ki iPhone'unu görmekansın ömrünüzde. Bu ne deyse bilmedim bir bodam çakadırken dersemez mi diyersin misal için. Bilme yapsın meleğini. Bilmedim onun meleğini diyersin. Umumunu görmekansın ömrünüzde birinci mette iPhone'unu görüp durursun. Bilmedim onun meleğini diyersin. Bana bunu cahil değil, bilmezlik. Söyleyeyim. Şimdi siz bunu Samsung'da böyle yapsın. Bunu görsettik bu kanaka telefon diyordu. Samsung diyersin. Bu o vakiyeden mi? iPhone. Siz nima deb o'ylayapsiz? Samsung. İşonchingiz qat'iy Samsung degan gap. Aniq Samsung deyapsiz. Biroq kelib qasam ichirsa qasamki Samsung deyapsiz. Bu holatda haligi oldingisi johillik, bilimsizlik. Uni jahli basit deyiladi. Ya'ni oddiy johillik. Mana bu ikkinchisini voqiga zid bilimni jahli murakkab deyiladi. Murakkab johillik. Murakkab johillik basit johillikdan ancha yomon bo'ladi. Onun için biz sünnetin tarifini etken de hem taklitleyemiz o. Yani ki başka ilimlerin tarifini etken de hem. Fikhini, nümeligini, yani ki kelamın hakikatini, yani ki sünnetin hakikatini, mahiyetini bilmesinden, natuğru düşünce bilen, katken kişiler, cahil mürekkep olur. Mürekkep cahil olur. Çünkü o, mutlaka sünnetin nümeligini bilmezse, o basit, adli cahil. Ama sünnetini natuğru tasavvur kuvası, o mürekkep cahil olur. Yani ki elhamdu hablan elhamdu elhamdu deb hablan bilseyiz bu ilim. Onu körüp durup ne meleğini bilmeyi tura uğursayız nakış mikim bu deb. O adli cahillik. Lekin onu siz elhamdu deb hamez hablan bilseyiz bu mürekkep cahillik. Yani vakıge hılaf bilim ne deyiladi? Mürekkep cahillik bu. Cahillik, adli cahillikten min beraber yaman buladı. Adli cahil bilmegeni uçun, bilmegenini tanırladı. Aslan kendine malumatı kabul kıladı. Mürekkep cahil, bilemen diye böyleydi, bilmezliğini bilmeydi. Şimdi bir insanı bilesin, mesela bunu iPhone'ligini bilesin. Ama yüzge yüzmez. Galip gümanınız şu. iPhone, bu ne diyordu? iPhone dediniz. Çünkü iPhone'ın kadardır kurgansız ya ki eşitkensiz tarafını. iPhone dediniz. Bu Samsung ise yok iPhone diyoruz. Kim bilmez, gapni aylantirib bu Samsung taqsir desa shunaqa ham bo'lishi mumkin desiz, buni zon deydi, gumon deydi. Bu to'liq ilm emas, lekin bir qadar ilm darajasini beradi. Endi siz iPhone'ni ko'rdingizda aniq ikkilanyapsiz. Bu telefon yo Samsung yo iPhone 50-50 sizda ma'lumot. Buni shak deydi shu. Shak nima? 50-50 turishi sizdagi bilimmi? Siz uni Samsung deyişke hem tayyarsız, iPhone deyişke hem tayyarsız. Bunu şak değil. Şimdi bu kişi etkiler ki, şak azabıdan yakin rahatı geçirsen Kur'an'ın şunu değil. Düşünsen Kur'an'ın şunu diye amal kısın. Ama şu yakinge erişi için okuyemiz biz ilmi. Özümüzü görsetiş için yani ki bir cihazda bir amaldar buluş içinmez. Zulmetten nurge çıkış için. Şimdi bu kişi yukarıdaki zulmet bilen nurunu İlim bilen cehaletke temsil kıyanları kebi şak bilen yakinge azab bilen rahat sözünü koygeler. Şak azabıdan yakin rahatı girişiz. Çünkü adam gümanda yürüse azab. Bu nesnenin ona kamikin buna kamikin diyen ikkilenişte yürüş azab. İnsanın köyünü teskin tapmaydı. Akide de hem şu, fikh de hem şu, kalp ilmi de hem ahlak de hem şu, başka nesnelerde hem şu. İlim hatırcamlık verir. Çünkü siz
aniq ishonch, aniq ilm bo'lsa, har bir harakatingizni ongli ravishda qila olasiz. Bo'lmasam unda qila olmaysiz. Qur'oni Karimni anglash kishiga yaqin beradi. O'shunaqangi aniq ilm beradi. Ammo yuqoridagidek anglash bo'lmasa, u odam shakta qolib ketadi. Buni u yoqqa tortsa ham u yoqqa ketaveradi, bu yoqqa tortsa bu yoqqa ketaveradi. Bu kishi aytmoqchilarki, zulmatdan nurga chiqasan, jaholatdan ilmga, azobdan rohatga o'tasan, ya'ni shakdan yaqinga. Alloh taolo aytadiki, jalla zikruhum, uning zikri oliy bo'lsin, ulug' bo'lsin degani. Bu olqish so'zi. Allohu valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Alloh subhanahu va taolo shunday zotki, Alloh iymon keltirganlarning valisidir. Ularni zulmatlardan nurga chiqaradi. Bu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo o'zini ismi bilan boshladi. Allohu bizga o'zini ismi bilan ismini eslatish bilan boshlaydi birinchi. Vali degani do'st, doim birga yordamchi degani. Yonma-yon turgan do'stni vali deydi. U sizga doim ko'makdosh bo'ladi. U tanish degani emas. U ko'makdosh bo'ladi sizga doim. Yondosh bo'ladi. Alloh iymon keltirganlarning valisidir. Alloh kimniki, kimgaki vali bo'lsa, uni vali tutgan bo'ladi. Endi bu yerda iymon keltirganlardan iymon qaysi iymon? Oxiratga iymonmi? Qur'onga iymonmi? Yo boshqa narsaga iymonmi? Mutlaq mu'minlik. Alloh keltirgan hamma narsaga bo'lgan iymon. Rasul akram alayhi salatu vasallam olib kelgan hamma narsaga bo'lgan iymon. Hammasiga iymon keltirsa, keyin Alloh unga vali bo'ladi. Yarmini olib, yarmini qo'ysa, Alloh unga vali bo'lmaydi. Iymon bilamiz, qalb bilan tasdiqlash, ha? Bu rukun. Til bilan iqror qilish va amal qilish shart. İman taqozosiga ko'ra. Alloh taoloning bu oyatdan tushunamizki, Alloh taolo insonlardan kimlarnidir do'st tutarkan. Shu o'zi insoniyatga sharaf. Alloh insonlardan kimlarnidir o'ziga vali tutishi, shuning o'zi katta sharaf insoniyatga. Agar u valisiz bo'lmasangiz ham, sizning jinsingizdan vali tutishini o'zi sharaf. Alloh taoloning vali tutishi nimaga olib keladi? U masalan bir odam bilan do'st bo'ldingiz, yoki bir odam sizni yoningizga bir hamyoningiz bo'ldi. Siz undan nima hosil qilasiz sizga hamyon bo'lganidan, yondosh bo'lganidan? O'sha savol keladi. Alloh taolo mu'minlarning valisi bo'lsa nima bo'ladi? Desa yukhrijuhum. Ularni zulmatlardan nurga chiqaradi. Nima uchun nurni birlik keltirdi, boshqa narsalarni zulmat keltirdi? Chunki Alloh bir, boshqa hamma narsa bir. Biz buni tavhid deymiz. Alloh subhanahu va taoloning zoti, sifati hamma narsasi yolg'iz. Allohdan boshqa hamma narsalarni olam deyiladi. Va Allohdan boshqa hamma narsa maxluq. Alloh taolo yagonadir. Nur Allohning yo'li bo'yicha yo'lda qilingan narsa. U bitta bo'ladi. Ammo adashtiruvchi narsalar, nurni muqobilidagi narsalar turlicha bo'ladi. Tushundingizmi? Zulmat bilan nur muqobil bo'lgani uchun hidoyat yagona yo'l bo'lgani uchun, ammo adashiladigan yo'llar ko'p bo'lgani uchun to'g'ri yo'lni muqobilda zulmatlar ko'pligi bilan keltirilgan. Zulumat deb keltirilgan. Yukhrijuhum minaz zulumat. Zulmatlardan nurga chiqaradi. Sizni agar yomon axloqdan yaxshi axloqqa o'tkazsa, zulmatdan nurga chiqargan bo'ladi. Buzuq aqidadan sog'lom aqidaga o'tkazsa, ikkinchi zulmatdan yana haligi nurga chiqadigan bo'ladi. Bu nimani bildiradi? Allohning dini yaxlitligini bildiradi. Allohning yo'li yagonaligi va yaxlitligini, birligini bildiradi. U parchalanmasligi. Yana boshqa nuqtalar ham bor. Bu yerda ularni iymon keltirganlarni zulmatdan chiqaradi degan nima degani? Masalan, men palonchini uydan chiqardim deganingiz, u uyda ekan degan, uyda edi deganida u. Zulmatlardan chiqaradi degani asli ular zulmatda degan. İmon keltirganlar iymon keltirgan paytlarda zulmatda bo'ladilar. Keyin o'sha zulmatdan Alloh nurga chiqaradi. Shuningdek, zulmatlardan deganda iymon keltirib, masalan, biz qaysi tur darajada qo'limizdan kelgancha amal qilyapmiz? Qaysidir narsalarda amal qilmayapmiz yoki bilimimiz yetmayapti, ma'rifatimiz.
Demek biz bazı işlerimizde nurdamız, bazı işlerimizde zulmete koyan bulamız. O şeylerden çıkardı imanlilerini. Degen mananı ham düşünse böyle. Bu kişi etmek istiyorlar ki, kimi ki Kur'an-ı Kerim'e biz etken de yukarıda kaytarık buyruğları amel kısa, zarur meselelerden, kısalardan ibret etse, ve halkaza bulsa o kişi ilimlerine ege bulup, şunge amel kılsa, o kişinin Allah Ta'ala zulmetlerden nurge çıkardı. O adam kamil insan buladı. Güzel ahlaklı buladı. Ağzından fakat yaşlılık çıkardı. Yaşsız çıkardı. Gözü fakat yaşlılıkke karaydı. Kulağı fakat yaşlılıkını işledi. Kalbi de fakat ezgülük buladı. Kolu fakat yaşlılıkke hizmet kıladı. Bilege. Bırakı zulümge hizmet kılmaydı. Ayağı nahak cayge, batıl cayge basmaydı. O adamdan dünyada fakat yaşlılık sadır buladı. Ana o kişinin nurdeliği şunda görünedir. Şunindek bu kabirde hem otu şu. Kabirde, kabir özü karanlığı buladı. Lekin o kişi için Allah nurluğu kılıp verir. Kıyamette hem kişiler zulmette kalır. Allah onlara iman ahlilerine nur verir. Demek nur, zulmetlerden nurga çıkışı için Kur'an-ı Kerim'de aynı şimdi emel kılış gerek bu. وَاِنَّمَا يُمَيِّزُ ذَٰلِكْ وَيَرْغَبُ ف۪يهِ اَهْلُ الْعَقْلِ وَالْفَهْمِ عَنِ اللّٰهِ تَعَالَى. Bu narsanı meyyeze yümeyyüzü acretişe akıl egeleri ve Allah'ını düşüngenler yine acrete aladı ve bu narsaya kızıkadı. Râgibe fihi kızıkış. Bu narsaya degen zâlike de murat ne mi? Kur'an-ı Kerim'e amel kılıp o şu zulmetten nurga çıkış. Yukarıda etilgen vasf. Bu narsanı kim acrete? Yani yakın bilen şakını kim acrete? Zulmet bilen nurunu kim acrete? Ve bu narsaya, bu nurga erişişe kim rağbet kıladı mesela? Dese akıl ilgiler. Akıl özü baylap koyuş diyen ha. İnsanın aklı onu tutup durgeni için makbul narsalardan akıl deyip namlengen. Fahm düşünüş diyen. Bu yada fahmını mutlak etmeyip. El-fahm anillah. Fahm anillah diyen Allah'ını düşünüş diyen. Allah'ını düşünüş Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini Arapçadan Uzbekçe'ye uyguluş yani ki Arabi lügatteki manasını bilişmez. Belki o şey kelamını artıdaki Allah'ın maksadını engeye alış. Allah subhanahu ve ta'ala'nın maksadını engeye algen akıl egeleri yine bu biz etekken vasfını ecdete aladı onge kızıkadı. اَلَّذ۪ينَ عَمِلُوا ف۪ي اِحْكَامِ الظَّاهِرِ وَتَنَزَّهُوا عَنِ الشُّبُهَاتِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْحَلَالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيِّنْ. Ana şu akıl egeleri Allah'ını düşüngen kişiler kimler diyse Allah'ın düşünüş o da kıyın iş. Allah'ını kitabı kitap oladı. Kitabun mastur ve kitabun manzur deyişedi. Yazılmış kitap, yazıladigen kitap, körüladigen kitap. Yazıladigen kitap Kur'an-ı Kerim. Körüladigen kitap barlık. Barlık hem Allah'ın bitikleri. Her bir yaprak Allah'ın hikaye kıladı. Eydediler ki fahm egeler Allah'dan, Allah'ını fahm kıladigenler. Demek bu Allah'ın kitabı, ikele kitabını fahm kılış, engleş, Allah'ını düşünüş böyle. Kur'an-ı Kerim'ini okuyasız, mesela tebbetini okup yukarıda etkenimizdik, İmam-ı Tahalami'nin işareler o. Etkenler ki Allah özünü dostları için intikam alışını bildirir, tebbet suresi. Şu Allah'ını engleş. Düşünürlüğü mü? Alem tara keyfede Kabe'ni himaye kıyanını fil vakiyasını etbiredi. O, Allah özünü dinini, özü himaye kıvalışını engleş. Onunla karşı güreşkenen bir nesneye erişmesliğini engleş. Onu mi himaye kılaman deyip dava kılığı için hiç nesneye yaramasliğini engleş. Yani ki فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُوا الْيَتِيمِ yetimini teşrep koyadı o şu adam deyse demek Allah-u Teala mazlumlarının yanına alışı yani ki naçarlarının yanına alışını biliş. Adalet perverliğini biliş. Ve hakikaten. Bana şunu diye Allah'ını engleş gerek. Kur'an-ı Kerim'den engleş birincisi, ikincisi alemden engleş. Yaratılmış insanlardan, yaratılmış mahlukatlardan, mevcudatlardan Allah'ın engleş. Ana şu kişiler belediler, bu narsaya rağbet kıladılar. Onlar zahırını müstehkem emelge aşırıp koygen olabilirler. Zahırını diyen de Murat, bu yada fi ihkem el-ilmi zahir vel-ameli zahir deyiş mümkün. Yani zahırdaki ilim ve amelini müstehkem cahiyye koygen olabilirler.
Müstahkem cayı koyuş üstünde iş alıp baradılar. Yani dakik rahat edilen müzik. Zahırını, yani zahırdaki ilim amellerini, zahırdaki ilim değil mi? Mesela namazda kandı yokuşunu biliş. Şunu pukta örgeniş. Batındakisi, o şey namazda kalbini kandı tutuştur örgeniş. Yani ki savdada örgeniş. Yani ki çünkü okşar zahiri ilimlerini örgeniş. Ve onu amelde becer. Şunu ilmini örgenip amelde beceriş. Müstahkem kılıp cayı cayı koyuş üstüde iş alıp baradılar onlar. Ve otenezzehu ani şubuhat. Ve onlar şubha derselerden özlerini pak tutken baradılar. Bu kişi zahirini mahkem kıladılar deyip ayetayla koyuştan mahsatlarını mı desiniz? Bazı bir şey tasavvuf yoluna girgen kişiler, ruhi terbiye, kalp terbiyesine girgen kişiler, ana şunu manevi ilimlerini uyağdan buyağdan işitip kalsa, asasi ilim şu yağda yu, deyip zahirini, zahiri ilim, ya ki şeriatinin zahirini terk kılış götürdüler. O şundan kaytanmak için. Bunlar zahirini hem cacayı koydular. O batınını hem elbette itibardan kaldırmaydılar. Ben zahirim kanak olsayım, içim pak diyenle böyle diyeyim. O şuna doğru. Allah zahir çırarlık varış gerek, uyum lazım. Şu bilen bir kere batının üstünde hem işleş gerek. Bu kişi tasavvufunu dava koyarlar köpünce, şeriatinin zahiri hükümlerini, beyparva bu koyarlarını körgenleri için, şunlarla tembih bir üstüne etmişler. Şuna kımaydı bunlar. Akıl ilgiler. Ve şubhalerden özlerini pak tutdular. Tenezzuh, özünü pak tutuş. Şubha ne dediyse şubha dem halalge dem haramge okşagen derse. Dem caizge dem nacaizge okşagen derse. Yani şimdi özlerini pak tutadılar. Haram mesekeni o deyip kılavurmaydı. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dediler ki halal açık aydın, haram açık aydın. Ve beyne delike umurun müştebihet. Bu ikilesinin ortasında okşaş derseler var. Halalga hem okşaydı bir karesiz, haramga hem okşaydı. Bazı sözler var. Caizge okşaydı. Ne caiz buluşu mümkün. Bazı yemekler var. Halal haramlı gidin şubha bulur. Biz köpünce halal haramlı ise yemekini düşünemiz. Fakat umez. Amellerde hem var. Halal haram. Falan sözde yetiş halal, falan sözde yetiş haram. Falan işini kılış halal, falan işini kılış haram. Amellerde hem var. Yani şimdi şubhalardan koşarlar. Çünkü şubha haram oluş ihtimali hem var. Taklengen narsa oluş. O şunu takkılır. Halalliği anık bugün narsa bilen yine kifayelene. Demek bu sözüne yetişten muratlar değil mi? Akıl egeleri şunu diye bulan. Yani o şeyler yukarıdaki zulmetten nurge çıkışını istediğin ve amelge aşırı diyen kişilerdir deyip bayan kumaşlar. Şimdi bu hadis-i şerif uzun uzun. Hadis-i şerifini kele seferini okuyumuz inşallah. Arba'inde hem etilgen. Keyin o hadisinin devamını götürürüz. Hadisinin keyin gapını devamını götürürüz inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.